Fatma, durum nasıl? Çok iyi Kemal Bey. Aman nazar değmesin. Yemeklerini yiyor mu? Yiyor, yiyor. İlaçlarını da düzenli alıyor. Zaten hemşire hanım maşallah çok cevval. İyi, iyi. Ama dikkat et, her şeyin bu kadar yolunda olması iyi değil. Hiç yalnız bırakmıyoruz Kemal Bey. İçiniz rahat olsun. Dikkatli ol. Fatma, biz yarın dönüyoruz. Kazasız belasız inşallah. İyi geceler Fatma. İyi geceler. Canan Hanım! Canan Hanım, aç şu kapıyı lütfen, ne olur. Ay ne yapacağız biz şimdi ya? Bu aklına gelir miydi? Her gün yeni bir şey icat ediyor. Hemen birine haber vermemiz lazım. Aksi gibi Kemal Bey de Ankara'da. Canan Hanım! Bir dakika ya. Yılmaz Bey'i arayalım. Telefon numarası aşağıda olacaktı. Bir bakayım. Canan Hanım, lütfen açın kapıyı. Fahriye evine döndü, biliyorsun değil mi? Hı. Onun da işi zor. Bu durumda yapılacak başka bir şey yoktu. Cesur kız. Biliyor musun, kardeşimin bu kadar güçlü olduğunu bilmiyordum. İnşallah günün birinde mutlu olur. Bunu hak ediyor çünkü. Evet. Hak ediyor. Fatma Hanım. Hemen gelin ne olur. Ne oldu? Canan Hanım kendini odaya kapattı. Öyle mi? Evet. Tamam, hemen geliyorum. Ben çıkmak zorundayım Salih. Tamam. Biz de uğraştık ama açamadık Yılmaz Bey. Ne yapsak, çilingir mi çağırsak? Bir saate yakındır içeride zaten. Bir de çilingir bekleyemeyiz. Kapıyı acilen açmamız lazım. Canan Hanım, beni duyuyor musunuz? Sadece cevap verin yeter. Kapıyı kıralım. Başka çare yok. Bu şiddet onu korkutmasın. Yani siz daha iyi bilirsiniz de. Çok endişeliyim. Başka çare aklıma gelmiyor. Bana çok sakin, çok yumuşak olmalıyız gibi geliyor. Canan Hanım, sadece bir cevap istiyoruz. Sizin için çok endişeleniyoruz. Kapıyı kırmak falan istemiyoruz. En azından bir sesinizi duyalım yeter. Sonra sizi rahatsız etmeyeceğiz. Ne zaman isterseniz o zaman açarsınız kapıyı. Ama şu anda gerçekten panikteyiz. Yani özellikle ben. Ne yapacağımı bilemiyorum. Ne yapacağız, siz bize söyleyin. Kulağım kapıda, bir fısıltı yeter. Lütfen. Gözlerin oğlumun gözlerine benziyor. İşte benim arkadaşlarım. Her gün konuşurum onlarla. Bir gün atlasam küserler. Birden yapraklarını dökmeye başlarlar. İnsanlar gibi. Biz de öyle değil miyiz? Öyleyiz sahiden. Oğlumun nasıl öldüğünü biliyor musun? Biraz biliyorum. Aslında onunla da her gün konuşuyordum ama bir şey yaptım, bir hata. Nerede bilmiyorum. Hepimiz hata yapıyoruz Canan Hanım. Hatalar insana dair şeyler değil midir? Evet öyle. Ama bu ölümcül bir hataydı galiba. Hangi yıldayız? Günün hangi saatinde? Kaç yaşındayım bilmiyorum. Uzun zamandır aynaya bakmadım. Yüzüm neye benziyor bilmiyorum. Bence aynaya bakmalısınız. Benim gördüğümü siz de görmelisiniz. Ama şimdi sana bakmaktan çok mutluyum. Oğluma bakar gibi oluyorum. Demek dışarıdalar. Vallahi iyi ki vermişsiniz Yılmaz Bey'in telefonunu. O razı etti de çıkardık onu odadan. Neredeler şimdi? Yılmaz Bey'e bahçeyi gezdiriyor. Çağırayım mı? Hayır Fatma. Böyle daha iyi.
Niye yanımıza gelmedin anlamadım. Canan'da ilk defa hayat belirtisi gördüm Yılmaz. Bunu bozmak istemedim. Pamuk ipliğiyle de olsa hayata bağlanmış gibi gördüm sanki. Canan Hanım çok hoş bir insan. Sen onu daha önce görecektin. Neşeli, canlı, komik. Ha, çok güzel Alaturka söylerdi. Sahi mi? Sahi ya. Ha, senin Alaturka merakını şimdi anladım. Ortak zevkimiz. Hadi anlat bakalım, ne yaptın da karımın kalbini çaldın buraya? Gözlerimin oğlunun gözlerine benzediğini söyledim. Hayata tutunmak için bir sebep aradığını söylerdi. Doğruymuş. Sağ ol. Ne yaptım ki abi? Bebeği sen. Akşam seninle şöyle baş başa bir yemek yiyelim. Tabii başka bir planın yoksa. Hayır yok. Bu gece oteldeyim. İyi. O zaman otelde yeriz. Tamam abi. Gel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.